nedir diye sorulmuş. Şöyle hareket edebiliriz, şunu söyleyebiliriz. Burada kosekantla karşılaşıyoruz. Kosekant aslında 1 bölü sinüs x demektir. Şurada da sekantla karşılaşıyoruz. Sekant x de 1 bölü kosinüs x demektir. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki kosekantın yerine 1 bölü sinüs x yazabiliriz. 1 bölü sinüs x. Sekantın yerine 1 bölü kosinüs x yazarız. Bölü paydamızda sinüs x artı kosinüs x. Şimdi iki tane kesir var. Toplamak istiyorsak paydalarını eşitlemeliyiz. Bunu kosinüs x'te, şunu da sinüs x'te genişletiriz. Bu durumda ifademiz şuna dönüşecek. Bunun payı kosinüs x artı diğerinin payı sinüs x. Ortak paydaları da sinüs x çarpı kosinüs x olacak. Sinüs x çarpı kosinüs x. Tabii paydamız da, ana paydamız da sinüs x artı kosinüs x olacak. Tabii şunun paydası 1'dir aslında. İki tane kesrimiz var. Birinci kesrimizi aynen yazacağız. İkincisini ise ters çevirip çarpacağız. Şuna dönüşür. Kosinüs x artı sinüs x bölü sinüs x çarpı kosinüs x çarpı bu 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x. Şunlar birbirini götürecek. Birbirinin aynısı. Pardon, şunu ben yanlış yazdım. Burası çarpı değil. Şunu ters çevirmiştik. 1 bölü sinüs x artı kosinüs x olacak. Şurası artı. Şimdi şu ikisi birbirinin aynısı. Birbirini götürüyor. 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x olacak. Ki bunu şöyle ifade edebiliriz. 1 bölü sinüs x çarpı 1 bölü kosinüs x. 1 bölü sinüs x kosekant x'ti. Kosekant x. 1 bölü kosinüs x de sekant x'ti. Yani bu şekilde yazmamız mümkün. İşlemin sonucu bu olacak.